Merhaba arkadaşlar, Makro Müfettiş'in yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Yeni bir bölümünden merhaba. Ben Ahmet. Ben İsmail. Sıradan bir video, sıradan bir gün. Sıradan bir araba. Evet, sıradan bir ve... hata değil ama sıradan bir farklı bir şey bu. Evet, bu sefer çok farklı. Evet. Ahmet sür. Sür driver Ahmet. Evet arkadaşlar, test sürüşünü yap, yönlendirme sistemini onar. 2011 model bir aracımız var. Yönlendirme sisteminde gevşemiş bir his var içimde diyor. Yönlendirme sistemi dediği herhalde direksiyonla alakalı. Evet. Geçen videoda bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Evet. Kontrol edebilir misiniz demiş. 3000 dolarda fiyatı var. Sıvıyoruz demek ki bu video 1 saat verir. Evet. Yani acala rahle. Of. Sen mi ya, bazen öyle düşünüyorum. Evet beyler, kontrol bende, belli oluyor. Sence bu slalom nasıl? Her freni bile çekilebiliyorsa harika. Beyler harbiden. Tepkiler nasıl yani, direksiyonun verdiği o tepki? Harika. Anında döndü. Adam geri zekalı. Adam geri zekalı. Ama gevşeme demiş, sonuçta kolay dönmesi lazım değil mi? Evet, daha demek artık adamın arabası neyse. Adam demek şey, hidrolik direksiyon kullanmıyor. Yani. Eline hidrolik verince çünkü bize de öyle olmuştu. Biz de bir ara bir doğancıydık yani. Yani herkes gibi. Evet. Kanka aşağıdan başlamamız lazım. Lifek alır. Dur, ben bir şey yapacağım şimdi. Ne, elimizdeki çakma parçaları sokmaya mı çalışacağız en başta? En başta bence elimizdeki çakma... Neyse, en başta görevimizi yapalım. Gördün mü şuradaki şeyleri? Evet. Life kaldır neymiş bence. Hidrolik direksiyon dişli kutusu. Na, bu nasıl dişli kutusu olabilir? Yanlış isim işte ya. Bunu sökebilmek için ne? Bayağı parçalar var kanka. Sen onu life kaldır ki görebilelim. Bir en başta görelim tüm parçaları. Sonra şey yaparız. Bir şeyler yaparız yani. Lastikler nasıl? Yeşil. Yeşil. Oğlum bir tek orada var lan. İstanmıyor. Tıkla sağa sola. Lastiklerin sökülmesi lazım, onu anlıyorum. Onun rot başlarını sökeceksin. Anlaşılan. Bayağı uğraştıracak. Bence yeri zor diye mi acaba? İn artık. Kanka bence vidaya bir %10 daha mı güç versen? Oğlum deli gibi söküyor da. Aynen, iyi yani. Kanka hazır açmışken bizdeki parçalardan birkaç tane adama geçeceğim. Aa, ben niye tekeri söktüm ki? Bazen teker sökülmüyor ya kanka. Diğer tarafa git bak, anlarsın. Elimizdeki kötü malzemelerden ne var? Ha, demek ki oradan anlaşacağız. Elimizdeki kötü malzemeler... Yani diske falan yakın olan. Fren diski var mı hiç elimizde? Disk. Şey, üste çık. Var kanka, hiç olmadı. Şunları değiştir bak, bunlar önse bunlar. He, sol viraj denge çubuğu. Tamam. Bağlantısı. Tamam. Sağ. He, bunları değiştiririz şu an için. Hemen değiştir hatta. Ben daha hırsızlığı uğraştırmayalım. Bunun için neyin sökülmesi lazım? Ne oluyor lan? Evet, burada hız yapıyorlar beyler. Tıklayamıyorum. Tıklayamıyorum, niye? Heh, şimdi tıklayabiliyorum. Çünkü
çünkü takmadaymışız zaten. Takılı olan parçayı nasıl, neden takmaya çalışalım ki? Kanka onu almazsan. Yani tıkladım, bırakmadın dikkat edersen. Evet, anladım. Tamam. Git diğer tarafa git. Bunu sökmek lazım değil mi? Evet. Bakalım bu sökülüyor mu şimdi? Takmak lazım. Takıcısın. Takıcısın. Takıyordun en son. Hala. Bak lastiği sök. Bak ben biliyorum. Ağırlık. Aferin sana. Ahmet duvara atıyor böyle. Delici atış. Wow. Bunda da var daha. Ne? O bir tanesi vardı elimizde. Tamam, ona da, onu da anladın sen. Anladım, anladım. Çalmaca çırpmıyor. Her ya bu böyle gider yani, bu bölüm isimleri böyle. O bölümün ismi olmayabilir. Başka bir şey. Hiç adrenalin yok kanka ya. Adrenalin mi koysak bu bölümün adını? Adrenalin yok, adrenalin koyalım. Mantıklı oldu. Yani. Ha dur, ilk önce onu takım diyor. Şunu, bunu nasıl sökebilirim ki? Alttan mı sökeceksin acaba? Lif'e kaldır bence. Kaldır. Neden? Lif'e kaldır, o aşağıdan sökülen bir şey herhalde. Bak aşağı. Emin misin? Eminim. Kaldır, lastikleri de boşa söktük. Neyse, en azından. Yo, onu sökmek için, onlar sökmek lazım zaten. Onun için o zaman, evet. Bak, ben biliyorum bu işi. Niye yukarıya kaldırıyor madem öyle? Bilmem. Herhalde aşağıdan daha rahat sökülüyor. Nerede la bizim bilgisayar? Tamir et en başta. En başta tamir eden diyeceksin. Son çare. Evet, tamir edilmiyor. Devam ediyoruz. Neydi? Dişli kutusu muydu? Evet. Hidrolik direksiyon dişli kutusu. 1500 dolar. Ne kadar alacak bu? 3000 dolar. 3500 dolar. Bence başka parça da var. Sen onu bir tak. Gördün mü? Onlar buradan tak. Kanka bunu biz çalalım. Bunu sakın satma. Niye diyeceksin? Çünkü bu 1500 dolar, biz bunu 1000 dolara satarız. Başka tabii bir oğlum arabadan. Bu millete kötü örnek oluyoruz ya. Vallahi biz oyunda böyle yapıyoruz. Onu yani... Bak burada kötüsü var. Sen var ya Ahmet. Ben yani çal dedim, sen soydun adamı. Harbiden hızlı takıyor yalnız. Biraz daha bunu hızlandıralım yalnız. 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 Bunu hızlandırsak iyi olur yani. Olmuş mu diye bakmadan niye taker her şeyi taktık biz? Çünkü her şeyi takmadan olmuş mu diye bakarsan olmamış şeyi gösteriyor. Ciddi olamaz. Öyle diye hatırlıyorum. Olmuş oğlum. Tamam. Başka ne var? Aynı anda. Aklımız fikrimiz fesat. Şunları satmayı unutma oğlum. Onları satacağız sana. Yağ filtresini değiştirek, kullan yerde. Hemen. Hava filtresini değiştirek. Bu bölüm biraz uzun olsun. Hem şey olur. Action olur. Adrenalin olur. Kanka şu vida gücünü bir %100 mü yapsak ya? Dur, satak paramız olsun ondan sonra. Yaşasın kötülük, yaşasın, yaşasın. Ooo, %95'lik malı almışız ha. Bunun çakması yokmuş. Kanka elimizdeki hepsini bu bölümden mi satsak acaba? Yani birazını satalım yani. Kolay yerde olanları. Bana öyle geliyor ki gel pedleri değiştirek,
Sonra şeyleri... Yo, motora inmeyiz. Bu bölüm bayağı uzun olur yoksa. Rot dişlisini sökek. Şu rot dişlisi nereden çıktı? Vites dişlisi. Vites tamam, yağı değiştirsen. Sökek. Tamam, şunu tak da. Vitesi değiştir. Ya filtresini. Ne kadardır bu? 100 dolar olsa 50 dolar daha var. 50 dolar. İyi. 10 dolar için değer yani, bu basit olduğu için. Yeni de basit. Vida da sıkmıyor. Alternatör var mıydı elimizde? Varsa alternatör kolay yerde. Var mı alternatör? Vardır ya, hatırlıyorum. Kanka biz bunun egzozunu kaldır, kaldır. Ya. Arkasını değiştir, arka orta, daha pahalı. Orta arka ikisini de değiştirir. Adam arabayı tamir ettirdiğini sanıyor. Bilmiyorum, araba iyice şeye gidiyor. Cacık oluyor. Yani. Evet. Hemen kanka. Hadi. Hırsızız mı? Hırsızız mı? Evet, hırsız mıyız mı? hırsız mıyız? Tamam, yeter işte. Ayağım uçtu. %2 ne lan? Adam 8000 devre vurmuş arabayı. Gezmiş öyle. Sonra da egzozum patladı. Patlamasın mı yani? Oğlum bu adama çok yüklendik la. Bu adam kesin ölür. Arabayı verdiğinde ses yapmıyordu araba. Araba ses yapacak. Ama oyunun bug'ı bu beyler, yani normalde bunu değiştirdiğiniz zaman uyarması lazım, değil mi? He. Adam ol, çarpma çıkma diye. Yani onu bulana kadar biz sakın repair basma. Git hepsini sat, elimizdekilerini. Şurada bir yerden satılıyor galiba. Şeye gidecek. SC'ye bastırmıştı. Muydu lan? Hayır ya, şeyden malzeme şeyine. Ne yapıyorsun diye bekliyorum. Sat hepsini. 70 dolar. 35 dolar. 2 tane. 10 bilmem kaç dolar. 24 dolar. 35 dolar. Ve 178 dolar. Ve 246 dolar. Allah bereket versin. Şu dolar var ya, asıl para bunda var. Bunda var. Şunda var ve şunda var. Evet, onlar da iyi. Onları değiştirmiştik, hatırladın mı? Hatırlıyorum tamam. Disklerde de demek iyi para var. Disklerde de işte bahalı yani. Fiyatlarla. 75 dolar olsa 30. 4 tane var ama ondan iyi para var. Bir de yeri basit. Evet. 50 dolar. Tamam, iyi. Diskler. İyi. 30-40 eder. Avaragas ne la? Ne kadar? 100 dolar. 1000 liradan çıktı. Tamam, boş ver. Tamam ya, yeter ya. En pahalı olanı neymiş? Dur, onu yapmaya çalışacağım. 600 dolar var şurada. Egzoz manifoldu. 1500 dolar var. Grand Olsen lastiği. 1500 kanka, dolar. Onlar ayrı ya. En pahalısı marka, o bizdeki 1500 dolar. Marka 1500 dolar. Ondan sonra cıma. 1000 dolarlara tekerlekler falan. Aa, bu ne lan? Shaft. Ha yani. 1000 dolar. Hala bizimkinin parasına değil bak. Dekor bizde, iyi. 2000 dolar. Last jant oğlum, o olur öyle. Oğlum ne biçim jant lan? Kalite tam canım. Tamam ya, bu video çok uzun oldu bak diğerlerine göre. 5000 dolar var. O ney, motor biliyor musun? V6 4x4 vites kutusu kanka. 4x4 tamir edecek miyiz ki? Demek ki geliyormuş. Yani. Evet. Tamam. V6 motorunun egzoz manifoldu var, 1300. Tamam, hadi şey yapalım. Ooo 4000 dolar. Ne? V6 vites kutusu. Tamam Ahmet canım. Arkadan kardeş. Çekişli. Vites kutusu. Yeter oğlum, ya. Biz bunların hepsini çalalım ha. Cinnete gelen Ahmet beyler. Kanka şuradan da basak mı? Neyse, bir sonraki bölüm. Yo olsun. Şey basmamız gerekiyor yoksa gider. Ne, para mı gidiyor? Para gider. Para gitmiyor ki mi? Para burada. Tamam. O zaman sıkıntı yok. Devam. Repair'e bas. Liften indir derse arabayı vururum. Yes. Tamam dola. Orada mı yes'ti? Hı? Orada yes miydi? Yes miydi? Evet miydi? Göremedim işte. Ben de göremedim. Yeşil oldu kesin.
yeşil olduğu kez. Yakıt pompasını değiştir. Ya bu basit. Araba kullanırken duman çıkarıyordu. Yakıt pompasını çok ısındığını düşünüyorum. Değiştirebilir misin? Oğlum sen tamirci misin lan, sen bana akıl veriyorsun. Vallahi ısınınca bir kere yakıt pompası ısınınca olmaz ki. Corsa El Clasico ya, bizim araba da için yani. Evet. Hadi kaybımız. Hadi kaybımız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek abone olmayı üzere. Unutmayın. Likelamayı lütfen unutmayın. Hiç likelamıyorum. Bak ayıp oluyor. Kanka sana sesleniyorum. Video izleyen kimse aşağıda sol alt tarafta beğen tuşu var. Ona bas değil mi? Evet aynen. Görüşmek üzere. Basmak üzere gibime geliyor. Benim. Evet şu an bastı bence. Yok basmadı. Kandırıyor bizi. Bak böyle yukarı aşağı yapıyor. Bastı şimdi bastı. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz.